Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı, dadı dadı. Şimdi o bir dadı, dadı dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o bir dadı. İşte gelin diye buna derim ben. Hiç endişe etme. Tam bir bakire gibi görüneceksin. Al şu turşuyu. Denkler şeriyorsundur. Darısı başına. Nerede? Bende o kısmet. Gördüğüm gelinliklerin sürüsüne bereket. Ama birini bile giymek kısmet olmadı. Öyle değil mi? Ne diyebilirim ki? Bir gelinlikle sana dikerim desen ölür müsün yani? Bak Melek. Dalga geçmiyorum. Bir çift sözde bir nişan yüzüğü bekliyorum senden. Doğru. Bir çift sözüm var. Ama bunu daha önce söylemeliydim sana. Fakat şöyle bir daha sakin, daha kimsenin olmadığı bir yerde baş başa konuşalım diyordum. peki. Söylüyorum. Biz ayrılsak, başka birilerini bulsak daha iyi olur. Ne zamandır böyle düşünüyorsun? Nihal'i gördüğümden beri. Ne diye oyalıyordun beni öyleyse? En iyi elemanım benim, kaçmayayım diye mi? Bir şey daha. Bir çift sözün ikincisi. Nihal iş arıyor. Yani beni kovuyorsun. En güzel yıllarımı sana ve bu mağazaya verdim. Beni kovamazsın, ben istifa ediyorum. Yok yok, kovdun. Hiç değilse tazminatımı alırım. İyi günler. Taksitli makyaj malzemelerim var. Harika. Evin hanımıyla görüşebilir miyim bu konuda? İyi günler. Evin hanımıyla görüşebilir miyim? Taksitli makyaj malzemelerim var. Süper. İyi günler. Evin hanımıyla görüşebilir miyim? Taksitli makyaj malzemelerim var. İnanamayacaksınız. İyi günler. Gel bakalım. Evet. Nerede kaldın? Nerede mi kaldım? Dadılı devel yapacaksan yandık. Dadılı mı? Dadı diye yollamadılar mı seni? Dadı diye mi yolladılar beni? Ha evet, dadı diye yolladılar beni. Bu nasıl ev böyle? Ajda Pekkan'ın evine benziyor. Özgeçmişe getirdin mi? Ömer Bey ver. Geçmişimin ne gerek var? Kendim geldim, yetmez mi? Sen bilirsin. Bu tuhaf. Tamam, şöyle oturayım ben. Şu bizimkiler kadar beceriksizini görmedim. Bu role kimseyi bulamamışlar. Herkes bir diziye kafa atmış. Rahatla. Atamayan bir ben kaldım. Hayret. Oysa çok iyi çalışıyorsunuz. Ne var? Ne oldu Mert'e? Yeni dadı adayı geldi. İçeride bekliyor. Eski dadıya ne oldu? Tolga kaçırdı yine. İntihar numarasıyla. Bu gidişte Tolga televizyon dizilerde yıldız olur. Son dadı onu öyle yerde kulaklarından ketçap sızmış görünce ödü patladı. Hemen bir dadı bulmamız lazım. Ne kadar kabrüstü zengin varsa davete gelecek. Dünyanın reklamını kapabiliriz bu gece. Çocukların her şeyi mahvetmelerine izin veremem. Onları seviyorum tabii. Kendi çocuklarım gibi biliyorsun. Belli oluyor. Seviyorum. İşimi yazmam gerekiyor. Kalemim var mı? Neyse, boşver. Kalk bakalım Tolga. Kalk, 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 kalk. Artık pek inandırıcı olmuyorsun. Merhaba. Ben Ömer Giritli. Bu da oğlum Tolga. Nur içinde yatsın. Dur, dur. Ben sizi tanıdım. Gazetelerde görmüştüm. Memleketin en zengin dullarından Ömer Giritli değil misin sen? Vallahi gazetelerde gördüğümden çok daha yakışıklı sürüyorsun. Pek okuyan birine benzemiyorsun. Okumam ki. Zengin adam gördüğümü resmine bakarım ben. Benim adım Melek. Memnun oldum. Şöyle buyurun. Tabii. Nasıl ev bu böyle? Bu kadar ıvır zıvır ne yapıyorsun? Efendim? Diyorum ki ev değil, yüze. Bırak onu, bırak onu efendim. Antikadır. Özgeçmişinizi görebilir miyim? Tabii. Burada. Pastel boya mı?
pastel ruj. Rengi çok güzel. Bu da bir işe yaramaz. Dur bakalım Tolga. O kadar acele etme. Önce bir ninelerimi dinle istersen. Sence ben ninen için biraz büyük değil miyim? Hacı Osman Paşa'yı referans göstermişsiniz. Aman referans değil, oturduğum yer. Semt. Merhaba baba. Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Bunlar benim kızlarım. Bu Duygu, bu da Dilan. Çok şekerler, ne güzel. Şu saçların güzelliğine bak. Boya tüpünden çıkacak renk değil bu, kendinden. Harika. Ben odama çıkıyorum. Pırıl pırıl, ışıl ışıl değil mi? Bu para benim babamda olsa ben de fener alayı gibi gezerdim ortalarda. Şöyle bakalım güzelim, bugün terapi nasıl gitti? Bir yaşlı çocuk ruh doktoruna mı gidiyor? Doktorla uzun uzun konuştuk baba. Beni çocukluğuma götürdü. Jet güzeli tutmuşsunuzdur. Ne dedin? Ruh doktoru diyorum bu yaşta çocuk. Ne büyük sorunlarım var benim biliyor musun sen? Bizim hiçbirimizde sorun bitmez ki. Belli oluyor. Pekala çocuklar, hadi bakalım. Sizler odalarınıza, Mertem, lütfen. Peki, gel hadi. Babamızı rahat bırakalım. Sorunlu çocuklara ilgilenecek başka bir dede bulacağız. Aa, ne demek yani bu? Gül gibi geçinir giderdik biz sizinle. Ben size yolu göstereyim. Aa, oğlan geldi, bir laf etti, bizim iş üf püf gitti. Hiç de böyle şey duymadım valla. Benim gerçek bir dadıya ihtiyacım var. Kapı kapı dolaşıyor. Makyaj malzemesi satan birine değil. Allah Allah. Pertev, Pertev. Gel bakalım. Alo, Ömer Girit dinleri, buyurun. Pertev yok şekerim, ben Melek. Verin evet. Telefonu bana. Dadım adı bir şey diyorlar ama. Alo, güle güle. Buyurun, güle güle. Lütfen. Alo, efendim. Hafta içinde bir, ama bana dadı hafta sonu da lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha önce hiç çocuk baktınız mı siz? Aa, bakmaz mıyım? Ablamın iki çocuğunu da ben büyüttüm o kamyonca kaçtıktan sonra. Eşe dosta soracağız, çağırıyor. Ay ne olur, tam Gazi Osman Paşa'dan geliyorum ben ya. Oradaki veletlere baktıktan sonra seninkiler yanında leblebi çekirdek kalır. Pekala, bir deneyeceğiz. Pişman olmayacağız. Sanki pişman olacakmışım gibi bir his var içimde. Pertev size odanızı göstereyim. Aha, odamı mı? Burada mı kalacağım yani? Ne? No, evi beğenebilir mi yoksa? Hayır, ev çok güzel ama ben annemden ayrı hiç oturmadım. 24'ümdeyim daha. Hadi çık çık. 25 olsun. Çık çık. Ne 26 canım? Cimrilik efendi, çık çık da. E çıkıyoruz işte, 27. Herkese günaydın. Sabah sabah sıcak duşu, güne başlamanın keyfi de bir başka oluyor. Böyle mi kalkmışsınız yataktan? Hayır, biz böyle pembe terliklerle değil, fıstık yeşili terlikleri tercih ederiz. Yani sabah kahvaltıya inerken adam akıllı giyiniriz desen anlardım. Pertev, bana bunları öğretmen lazım. Kahvaltıya bu kılıkla gelinmeyeceğini herkes bilir. Benim böyle ince işlere aklım ermez ki. Şu kahvaltı sofrasına bak, bayram sofrası gibi. Can ne çekerse ye. Nasılsa beleş. Nerede oturacağım ben? Eski dadı mutfakta otururdu. Aa, pek yabani bir dadıymış o. Şöyle oturayım. Evet çocuklar, ne yapıyoruz bugün? Sarayımızda oturup keyif mi yapıyoruz? Televizyon mu seyrediyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün evden gitmemiz gerek. Babam bizi sepetliyor. Yok, sepetlemiyorum Tolga. Akşama yemek var. Ayak altında dolaşmanızı istemiyorum. Benim bir eniştem var. Harika kuru fasulye yapar, pastırmalı. Biraz acılı ama olsun. İsterseniz akşama bir tencere yaptırabilirim. Yok, zahmet etmesin. Çok teşekkür ederim. Suzan Hanım bu işlerle ilgileniyor. Suzan Hanım mı? Suzan Hanım da kim? Suzi. Babamın kızı hanım arkadaşı. İş arkadaşı. Kızım, iş. Nasıl işse artık. Vallahi söylemedi demeyin de akşama bir kuru fasulye olursa hiçbir şeye de gerek kalmaz yani. O da sürpriz lazım olabilir. Haklısın. Suzan Hanım, telefonda. Sizi istiyorum. Şey, ben Suzan Hanım'la içeride şey edeyim. Suzan Hanım içeride şey etmeye bayılır zaten. Evet, demek misafirler geliyor bu akşam. Ne giyiyoruz? Biz davetli değiliz ki. Sen ne diyorsun? Aa, yemeklerin parası babandan çıkıyor. Niye davetli değilmişiz?
İstediğimizi yaparız. Sen de istersen erkek arkadaşını getirirsin. Dilan'ın erkek arkadaşı yok ki. Hiç olmadı mı? Kimse beni fark etmiyor. Sen öylesen. Fark ettikleri için tüyüyorlar. O yüzden sevgilin yok. Neyin var senin? Çocukluk sendromum. Sağ ol. Hey, kesin kesin bakalım. Biz bir aileyiz. Bu akşam da evimizde güzel bir yemek var. Hazırlanmamız lazım. Alışverişe çıkacağız, kuaföre gideceğiz. Saçlar başlar yapılacak, manikürler pediküler olacak. Ben de mi? Bilmem, sen bilirsin. Ben çıkıyorum. Hadi siz de hazırlanın. Babam hoşlanmayacak bundan. Suzi ise patır. Söyle bakalım, en sevdiğin renk hangisi? Bilmem, siyah mı? İçimi karartma, burada bu kadar güzel renk varken. Duygu nerede? Buradayım. Yapayalnız. Bu şeker yalnızlığını biraz alabilir mi acaba? Hadi bana biraz yeni işinden bahsetsene. Ya. Patron nasıl, yakışıklı biri mi? Burada resimlerini getirdim, dur. Ver bakayım, ver. Aa, bak, patronum bu. Biraz mesafeli bir tip ama çok yakışıklıdır. Evet ama saçlar biraz seyrek. Ama nektir verir canım ileride. Ne iş yapıyor? Oo, televizyonu var, ya. Var da var. Peki bu kim? Bu Pertev. Ömer Bey'in dizilerinden çıkma bir tip. Uşak lord gibi. Haklısın, lord gibi. Desene dört ayak üstüne düştün. Dört ayak üstüne mi düştüm, kırk ayak üstüne mi düştüm, tepe taklak mı düştüm onu bilemiyorum ama... Bu Dilara. Bunun kişiliği yok. Duygu, bunun da çift kişiliği var. Tolga. Tolga? Tolga nerede? Tolga! Bunun bir şeyleri eksik. 10 yaşında çocuk olduğunu utanmıyor musun? Çık oradan. Aa! Hamam böcek. Fare mare var mı? Var var, fare filan var. Nerede bizim eski patron? Saunaya gitti. Hadi Dilara'yı güzelleştirelim birazcık. Bence imkansız. Kapa çeneni. Ablana saygılı ol. Niye? Hı? Aileyiz diye mi? Evet, aileyiz diye. Bak. Günün birinde baban yaşlanacak. Hastalanacak ve bakıma ihtiyacı olacak. O zaman onu ablana postalamak zorunda kalacaksın. Anladın mı? Çok gösterişli. Herkes bana bakacak. Ne var? Bakarsa baksın. Sen çok güzel bir kızsın. Bilmem. Ben bu işleri senin kadar iyi bilmiyorum. Ben yanındayım ya işte. Senin bu güzelliğine, bu duruluğuna benim tecrübem eklenince orada da hiçbir problem kalmayacak. Hem ben 15-16 yaşındayken... Neyse, hiç anlatmayayım onu. Sen şunun üstüne gide, ben bir göreyim. Hadi. Gördüğün gibi dadılığın yanı sıra bir de moral hocalığı yapıyoruz. Bu akşam ne kadar şık olduğunu kimse söyledi mi sana? Laf olsun diye söylesen bile hoşuma gidiyor. Güzel bir akşam değil mi? Yemekler mükemmeldi gerçi. Pastırmalı kuru fasulye eksikti ama. Pastırmalı kuru fasulye mi? Melek size bir şey söylemek istiyor. Melek mi? Nerede o? Buradayım. Dadı, şu elbiseye bak. Ömer. Canım, sen de fena değilsin dedim ya. Şıksın dedim. Beğendin mi? Teyzemin kızından aldım. 1990'da üzüm güzeli seçilmişti. O yıl ürün harikaymış. Çocuklar hazır. Çocuklar hazır mı? Neye hazır? Aşağı inme. Melek Hanım, ben size çocuklar davete inmeyecek demedim mi? Demiştiniz değil mi? Hay Allah. Unuttum. Yüzüm kızardı mı? Elbisen de asorti oldu. Ne kadar hazır cevapsınız. Bayıldınız. Melek Hanım, şimdi yukarı çıkın ve çocuklara aşağı inmemelerini söyleyin, olur mu? Baba. Ah, Kenan. Elbisemi beğendin mi? İndirimden aldık. %70. Öyle mi? Çok, çok tatlı olmuşsun. Çatı çatı da pazarlık yaptık deyip. Evet. Baba, şaşırdın mı? Tolga, sakın bir yaramazlık yapma, olur mu? Yok. Söyle tabii, soduracaksın. Tamam, benim siz geç. Aman Allah. Gel Dilara, utanma şekerim. Dilara? Ne oldu baba? Ne kadar da annene benzemişsin sen. Beğendin mi? Çok güzel olmuşsun. Biz de gelebilir miyiz öyleyse? Elbette gelebilirsiniz. Seninle sonra hesaplaşacağız. Dostlarım, çok sevgili dostlarım. Sizlere yeni yapımlarımı göstermeden önce hayatımın en değerli 3 yapımını göstermek istiyorum. Çocuklarımı. Hadi.
ben bu lafa? Nerede o günler? Resminizi çekeyim. Melek Hanım, bu kadar da yeter artık bence. Ömer Bey, harika bir aileniz var. Gülümseyin. Gülümseyin. Harika. Kalmasanız artık. Yabancılık çekmenizi istemem. Ay ben hiç yabancılık çekmem Suzan Hanım. Siz rahat olun. Biraz sonra herkese akraba olur çıkıveririm. Hatta siz belki teyzem falan çıkarsınız. Güle güle Fatih Bey. Aldırmayın. Biz ne krizler atlattık. Güle güle. Güle güle. Pertev içki. Ama geceydi. Epey de reklam aldınız. Çocukların gelmesi fena mı oldu? Tamam kabul. Çocukların gelmesi fena olmadı. Beklediğim felaketi gerçekleşmedi. Sadece fena olmadı. O kadar mı? Pekala, pekala. Her şey mükemmeldi. Sen de elinden geleni yaptın. Tabii herkes gibi. Tebrikler Süper Dadı. Geceyi sirke çevirmene rağmen her şey mükemmeldi. Babayla çocukları yan yana getirmemle ne mahsur olabilirdi ki zaten? Burada hava iyice soğudu. Dilara. Baba. Ömer Bey, ben... Gitmek üzereydin. Evet. Orhan dur. Dilara. Orhan. Dilara. Orhan. Dilara gel buraya. Dilara gel Orhan. Buraya. Dilara. Orhan. Baba beni çok utandırdın. Ne oluyor burada? Sadece konuşuyorduk. El eleydiniz. El ele miydiniz? Şahit çıkıyorsunuz yani. İlk defa elini tuttu. Bugün hemen fotoğrafını çekiyorum ya. Bana bak. Hiç de komik bir şey değil bu. Dilara daha çocuk. Çocuk değilim. Koskoca kız. Baş ağrım geçiyor galiba. 15 yaşındayım baba. Hem senin yaptığın dizi filmlerde benim şimdiki kızlar çocuk doğuruyor. Evet. Ben 15-16 yaşındayken. Canım neyse yeri değil galiba. Anlatmayayım. Şimdi doğru odana. O suratındaki boyaları da temizlemeyi unutma. Sana gelince. Bana gelince mi? Evet, sana gelince. Eğer sen olmasaydın bütün bu rezaletler olmayacaktı. Birdenbire iyileştim sanki. Ben ne yaptım canım şimdi? Daha ne yapacaksın? Bir okul öğrencisini şeye çevir, şeye. Bir genç kıza. Daha çocuk o. Neresi çocuk? Basbayağı genç kız. Bak, söylemedi deme. Ona da bu antikaların gibi vitrine koyamazsın. Bir gün büyüyecek ve 18'ine gelecek. Birinin ona yol göstermesi lazım. Haddini aşıyorsun. Senin çocuğun değil o. Evet, benim çocuğum olsaydı kendisi için bu kadar önemli bir gecede odasına kapanıp ağlamazdı. İlgine teşekkürler. Vazifem. Kovuldun. Kovuldun mu? Evet, kovuldun. Yani bunca yaptığın şeylerden sonra beni kovuyor musun? Beni kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Yok yok, kovsan daha iyi. Hiç değilse tazminatımı alırım. Suzan'ın evine bırak. Arabayı da garaja götürdüm. İçini iyice bir temizleyecekler. Ufak bir kaza oldu da. Teşekkür ederim. Acıkmışsınızdır. Bütün gece bir şey yemediniz. Sence biraz fazla mı tepki gösterdim? Hayır. DSP'nin Sabancı'ya gösterdiği kadar. Dilara o kadar çok annesine benziyordu ki. Annesini kaybettim. Şimdi bir de kızımdan olmak istemem. Anlıyorum. Nedir o? Melek hazırladı. Adı Atom'muş. Ne demek Atom? Sen? Nefis. Melek mi dedin? Tam aradığınız gibi. Bana bak. Sen sandviçten söz etmiyorsun değil mi? Hayır Ömer Bey. Kesinlikle sandviçten söz etmiyorum. Böyle ateş durulmaz gibi şeyler yemelisin. Git kendine bir Atom sandviç yap. Her şeyin çaresi yemek yemek değildir anne. Sen öyle san. Bak kızım, babanla aramızdaki aşk bitti, sevda bitti, muhabbet. Zaten o hiç olmadı. Ama yemeğimiz sonsuza kadar sürdü. Peki. Rıza! Rıza sen bir şeyler yemeyecek misin? Rıza! Of, babam seni duymaz anne. Adam televizyon seyrediyor. Niye böyle birini bulamıyorum ki?
Hem zar hem dilsiz. Çıta çıkmıyor adamı. Sen normal bilin bu. 6 aya varmaz babana döner. Ben bakarım. Anne, Ömer Bey, Ömer Bey. Ay. Kusura bakmayın. Ömer Bey, hoş geldiniz. Rahatsız ediyorum, ben sadece... Geçin, buyurun, buyurun. Kalan eşyalarınızı getirmiştim. Rahatsız etmek ne demek? Buyurun efendim, buyurun. Evet. Buyurun, içeri girin. Buyurun. Ben Melih'in annesiyim. Muhalla. Ömer Giritli. Girit mi? Çok uzaklardan geliyor olmalısınız. Size bir kahve yapayım, nasıl içersiniz? Yok, hayır, hayır, zahmet etmeyin. Çünkü bütün mahallenin çocukları otomobilinin başında toplanmış durumda ya, şu anda. Ben hemen hallederim, bir dakika. Ne yapıyorsunuz orada? Adamın arabasının başına toplandınız, rezil ettik. Hallettim, hepsi halloldu. Buyurun. Yani. Buyurun, şöyle buyurun. Böyle, böyle buyurun. Sen babanla muhabbet etsene. Muhabbet babanla mümkün değil. Anne. Tamam, leblemen yeterliydi. Leblebiye gerek yok. Efendim, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Rodoslu Bey. Giritli. Giritli. Evet. Anne. Affedersiniz, affedersiniz. Tamam, tamam, gidiyorum. Gülümse biraz. Plastik eskimesinler diye annem öbür dünyaya götüreceğini zannediyor da. Dilara nasıl? Dilara benimle konuşmuyor ama Tolga iyi olduğunu söylüyor. Tolga mı iyi olduğunu söylüyor? Evet. Buna ben de şaşırdım doğrusu. Ablasıyla araları o kadar iyi ki. Bir takım şeyler geveliyor yaşlılığa, bakıma dair. Çocukluk işte. Bu işin yürümediğine üzüldüm. İkimiz de ayrı dünyalardan geliyoruz. Senin yerinde ben olsaydım, benim yerimde de sen olsaydın, beni hiç düşünmeden işe geri alırdın. Harika da olurdu. Ama sen ben değilsin. Aslına bakarsan seni tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun. Belki birbirimizin dünyalarına saygı gösterirsek, birbirimizi anlamaya çabalarsak bir daha deneyebiliriz. Yani geri deneyim istiyorsun. Galiba öyle. Yani ayaklarıma kapanmak, yalvarmak, özür dilemek istiyorsun. Melek Hanım. Özrünüz kabul edilmiştir Ömer Bey. Anne! Ömer Bey beni geri götürmeye gelmiş. Gülümseyin. Lütfen gülümseyin.